14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlere 5 gün kaldı, 6 gün kaldı. Seçmenleri oy kullanırken nasıl bir süreç bekliyor? TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, Yüksek Seçim Kurulu'nda oluşturulan özel alanda temsili oy verme işlemini görüntüledi. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım sürüyor. Tamı tamına 5 gün kalmış durumda. Peki 14 Mayıs Pazar günü sabah 08'de başlayacak oy verme işlemi nasıl olacak? Size bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda bunu anlatacağız. Tabii ilk olarak elinizde kimliğinizle, ehliyetinizle ya da pasaportunuzla beyan edeceksiniz kendinizi ve sandık kurulunun giderek kimliğinizi vereceksiniz ve sandık kurulundan size oy pusulaları ve zarf verilecek. Aldığınız bu oy pusulaları ve zarflarla birlikte oy kullanma kabinine gideceksiniz. Onu da burada gösterelim. Burada bir kartondan yapılmış bir oy kullanma kabini var. Tabii bu işleme geçmeden önce ilk olarak oy pusulalarına bakıyoruz. Tabii oy pusulalarının iki oy pusulamız var. Zarfımız var. İşte o oy pusulalarından ilki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olan ve 4 aday var. Anımsanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve bir de milletvekili seçimleri için oluşturulmuş birleşik pusula var. Tabi bu pusulaya bir parantez açmakta fayda var. 24 parti var, ittifaklar var, bağımsız adaylar da olacak. Ancak her seçim bölgesinde bu pusulayı görmeyeceksiniz. Bu yurt dışında ve 9 ilde bu pusula sadece görünecek. Çünkü her seçim bölgesinde seçime katılacak parti sayısı değiştiği için pusulanın uzunluğu ve yer alacak parti sayısı da o seçim bölgesine göre değişmiş olacak diyebiliriz. Ve bu seçimde ilkler de yaşanacak. İşte o ilklerden birini de size gösterelim. O da elimde gördüğünüz şablon. Bu şablon görme engelli vatandaşlar için, görme engelli seçmenler için hazırlanmış bir şablon. İşte görüyorsunuz, Cumhurbaşkanı adaylığı pusulasını şablona yerleştirdim ve şablonu kapattığımda işte buralara oylar verilecek görme engelli seçmenler tarafından. Bunun bu seçimde yapılacak, bu seçimde yaşanacak bir ilk olduğunun da altını çizebiliriz. Yine aynı şablonu milletvekilliği seçimi oy pusulasında da görebiliyorsunuz. Yine onu da bu şekilde yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi kapatıyorum. Evet, yaptım ve orada da yine oy verecek alanlar, o noktalar burada net şekilde belli olmuş oluyor diyebiliriz. Tabii burada oy nasıl kullanılacak, onun da hemen altını çizelim. İşte gördüğünüz alana sadece tercih ya da evet mührü basılacak. Adayın üzerine ya da herhangi başka bir alana bu tercih ya da evet mührünün basılması durumunda bu pusula geçersiz sayılacak. Yani belirlenen alanlara bu tercih ya da evet mührünün basılması gerekiyor. Yine keza milletvekili adaylığı pusulasında da aynı şekilde olacak. İşte görüyorsunuz, bu belirlenen alanlara basılacak o tercih ya da evet mührü diyebiliriz. Ve bunu katladıktan sonra, tabii elimizde örnek olduğu için biz bunu katlayamıyoruz, orijinal pusula olduğu için, evet, bunu katladıktan sonra zarfla koyacaksınız. İki oy pusulasında aynı zarfa yerleştirmek zorundasınız. Yani ikisini birden bu zarfa koyacaksınız. Tabii bu size demin anlattığım işlemi hemen buradaki kabinde yapmanız gerekiyor ve bu kabin çevresine sizden başka kimsenin giremeyeceğinin de altını çizmekte fayda var. Ve işte bu kabinde bu işlemi yaptıktan sonra ve yine orijinal bu elimde gördüğünüz seçim zarfına bunları yerleştirdikten sonra iki oy pusulasını birden sandığın başına geleceksiniz ve şeffaf sandık var. 2010'dan bu yana kullanılıyor, biliyorsunuz, bu şeffaf sandık. İşte o şeffaf sandığa gelerek oyunuzu burada net şekilde kullanabileceksiniz. İşte görüyorsunuz, ben de şu an temsili olarak oyumu sandığa attım ve oy verme işlemini sonlandırdım. Ancak süreç bununla bitmiyor ve tekrar buraya geliyorsunuz.
Yani sandık kurumuna geliyorsunuz. İlk olarak geldiğimde kimliğimi ibraz ettim. Seçmen olduğumu kanıtladım ve bana zarf ve iki oy pusulası verilmişti. Ve o kimliğimi geri alıyorum. İşte ve burada açılan föyede imzamı atarak oy kullandığıma ilişkin imzamı attıktan sonra süreç tamamlanıyor. İşte 14 Mayıs pazar günü 08'den 17'ye kadar sürecek oy verme işlemi bu şekilde olacak diyelim. Ve sözü yeniden Ankara'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan size bırakalım.